Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, Demet Hanım'ı görünce anlamışsınızdır. Daha önce homeopatiyi konuşmuştuk ama bugün biraz daha detaylandıracağız. Çok da önemli bir konu gerçekten. Neler yapılıyor, nasıl şekilde uygulanıyor, tedavi süresi nedir? Hepsini detaylandıracağız. Demet Hanım da karşımızda, başlayalım o zaman. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk, sağ olun. Teşekkürler. Peki geçen sefer gerçekten biraz daha genel anlatmıştık. Yani homeopatinin ne olduğu üzerinde daha fazla durmuştuk. İzleyicilerimiz artık onu biliyor. Şimdi tedavi süreçleri nasıl ilerliyor, biraz onu konuşmak istiyorum. Akut ya da kronik tedavi ne şekilde oluyor? Birazcık onu detaylandırarak anlatır mısınız bize lütfen? Öyle başlayalım. Evet. Şimdi geçen sefer de konuşmuştuk sizinle. Bizde önemli etki akut ya da kronik olsun. Evet. Olayın neden olduğu bizim için çok önemli. Sebep ne diyoruz? Şimdi o sebebi alıp, öğrenip buna göre tedavi şeklini uyguluyoruz. Mesela diyelim ki kişi bir kaza geçirdi. Allah korusun tabii ki. Hani bir trafik kazası geçirdi diyelim. Şimdi burada bizim rahatsızlık yaşayan kişiye ilk yaklaşımımız. Şimdi kişi yardımı kabul ediyor mu etmiyor mu? Aa, ben çok iyiyim diyorsa ilacı belli, bir şok yaşıyor. Ben iyiyim dediğinde biz o şokun şeklini anlayıp ona göre ilacını veriyoruz. Akutlarda daha yüksek dozlar kullanıyoruz olayın şiddetine göre. Yaşanan olayın ani gelişen durumun şiddetine, bunun enerjisini çözecek şiddette ilaç dozajını belirliyoruz. İşte diyelim ki kaza gibi bir olay yanımızda eğer varsa 10 m'e kadar, 50 m'e kadar olayın şiddetine bağlı, kişinin yaşadığı travmaya bağlı, enerjisine ve salınımına iyi gelecek dozajı belirleyip onu veriyoruz. Semptomlara göre iyileşmenin şekline bakıp gerekiyorsa bunu tekrarlıyoruz. Hani burada zaten olayın sebebini, nasıl geliştiğini öğrenip buna göre ilacı verdiğimizde de çok hızlı, akut olarak çok hızlı iyileşme oluşuyor. Zaten bu sıkıntılar akut olarak verdiğimiz ilaçla kalkmıyorsa bu zaten başka bir ilacı kullanmamız gerektiğini gösteriyor. Ona göre diğer ilacımıza, yani A, B, C diye ayırdığımız ilaçlar vardır. Akutlarda genelde değişmez, tek bir doz, yüksek bir dozla olayı çözmeye, iyileştirmeye çalışırız. Kronik vakalarda ise şöyle anlatayım. Diyelim ki sizin 15 yıllık bir rahatsızlığınız var, cilt hastalığınız. Minimal düzeyde kişiye özgü en doğru ilacı bulduktan sonra yavaş, inciltmeden sağlıklı bir şekilde tedavi etmek demek homeopati. O yüzden de burada belki interkörünt dediğimiz geçiş demedileri, kişinin genetik yapısına, ailedeki yaşanan hastalık ve olaylara bağlantılı olarak bazen geçiş için kullanacağımız ilaçlar değişir. Çünkü kişinin yapısına uygun ilacı verdiğimizde eğer etki etmiyorsa geçiş ilaçlarımız olur. Bunları kullanarak yapısal ilacın daha yoğun aktif olmasını sağlarız. Ama genelde bu 15 yıllık bir rahatsızlıksa, dediğim gibi, bunun süreci uzun zaman alır. Yani belki 3 yıl, belki 5 yıl, kişinin yaşam gücüne bağlı olarak tedavi gerçekleşir. Yaşam gücüne bağlı derken de şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela çocuklar. Çocuklarda çok hızlı gelişmeler oluyor. Çünkü yaşam güçleri çok yüksek. Yaşlılar, işte yaş etmeni bizim için çok önemli. Bir de hastalık 20 tane olabilir. Bir homeopat için önemli değil. Önemli olan o sebepleri bulmak. Ondan sonra aile geçmişini göz önüne almak. Buna göre de bir takvim oluştururuz ve süreç belirleriz. Buna da prognoz diyoruz zaten. Yani bu hastalığın iyileşmesi, o ilk görüşmeden sonra neler yaşayacağız, neler çıkacak, katman katman düşünün. Biz bir ilacı veriyoruz, tedavi ediyoruz derken yeni semptomlar çıkıyor. O zaman o yeni semptomları da topluyoruz, tekrar bir analiz ediyoruz. Ama dediğim gibi kronik tedavilerde yavaş, dikkatli, hastamızı çok kötü yapmadan hafif bir şekilde olayları düzeltmeye çalışıyoruz. O yüzden uzun.
Yani akut ve kronik tedavilerin süreci de farklı. Yaş faktörü de burada önemli. Çocuklarda çok daha kısa sürede işe yarıyoruz. Aynen. Çocuklarda çok hızlı gelişmiyor çünkü yaşam güçleri çok yüksek. Yani düşünün, ufak bir çocuk zaten bütün şeysi sevgi üzerine, şefkat üzerine, oyun üzerine, eğlenmek üzerine. Evet. Hani yaşamın getirdiği ağır yüklerden kirlenmiş diye ruhu. Ama çok çektiğiniz, çok derdiniz var, bir sürü hastalık geliştirmişsiniz. Bir de bunlar kronik, yani 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl fark etmiyor. Bir anda iyileşmesi zaten mümkün değil. Çünkü biz homeopatide bastırmıyoruz. Tedavi edip iyileştirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de stabil olmuyor zaten. Yani kişinin yapısı değişmeye gidiyor kronik bir tedaviye girdiğinizde. Altında bir sürü katman çıkıyor. Olaylar çıkıyor. Bunu da nasıl anlıyoruz? Mesela diyelim ki kişinin nefes darlığı vardı. Nefes darlığını iyileştirmek için kimyasal ilaçlar aldı. Arkasından alerjik fonksiyonları çıkmaya başladı. O zaman aslında nefes darlığı şekil değiştirdi, alerji çıktı demek oluyor bize göre. Biz nefes darlığını ve geçmiş hastalıklarını bir bütün olarak baktığımız için, şimdi alerji tedavisi için geldiğinde tekrar nefes darlığı ile ilgili bir sorun yaşıyorsa biz seviniyoruz mesela. Tabii danışanımız üzülüyor, sinirleniyor bazen. Nasıl yani, bu 10 yıl önce vardı. Ne güzel işte. Ben sana doğru ilacı verdim, seni 10 yıl öteye götürdüm. Ben bunu tedavi etmeye başlıyorum diye seviniyorum. Ondan sonra işte bu gelenlerle beraber, çünkü vücut iş tutar, hiçbir şeyi unutmuyor. Vücudun kendi içerisinde çok akıllı bir mekanizması var. Bu tuttuğu izle beraber biz o izleri de alıp iyileştirmeye başladığımızda, sizin zaten kimyasal almadığınız için bağışıklık sisteminiz kendi kendisini iyileştirmek için homeopatide 20 yıl önceye değiniriz. Yani hiç sıkıntı yok ama enerjiniz de buna göre değişiyor. Yani o yorgunluk kalmıyor diyelim, o hastalığın getirdiği kaygı kalmıyor. Sonra bir de zihin değişiyor. Çünkü bizim için iyileşmeler önce içeriden başlıyor. En yukarıdan başlıyor. Biz zihni iyileştirebiliyorsak zaten fiziksel sıkıntı da kalmıyor. Çünkü bütün hastalıkların kökeni aslında psikolojik etmenlerdir. Aslında özellikle büyük şehirlerde yaşayan hepimizin o kadar kronikleşmiş, belki kaygı bozukluğundan işte trafik, keşmekeş, her şeyin bütünleşmesiyle hepimiz kronik yorgunluk da yaşıyoruz zaten aslında. Homeopati eminim çalışılırsa buna da çok iyi gelecektir. Tabii. Hepimizin ortak derdi. Hani başka kronik bir rahatsızlığımız olmasa bile bu artık kronikleşmiş bir rahatsızlık hepimiz adına. Evet, Peki, evet. Bir de yani aldığımız hava kurşun yağıyor. evet. Ondan sonra besinlerimiz GDO dolu. İçtiğimiz su plastik dolu. Şimdi bunlar, hiçbir şeyimiz olmasın, bunlar bile zaten fiziksel anlamda enerjimizin maalesef aşağı doğru çekilmesi demek oluyor. O yüzden de yani homeopati gibi doğal bir tedavi vücuda destek olacak bir çalışma. Dediğim gibi sizin bağışıklık sisteminizin sizi kendi kendine iyileştirmesi, bizim doğru bir şekilde bilgiyi alıp bunları homeopatik dilde uyarlayabiliyorsak zaten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hızlı iyileşme de olabiliyor bazen 60 yaşında, ama yaşam enerjisi o kadar yüksek oluyor ki. Hani bir hikayeyi duyuyorsunuz, yaşamadık bir şey kalmış, nasıl yani falan dediğiniz. Çok hızlı bir şekilde ufacık bir alerjiyle gelen bir danışanım var mesela 60 yaşında. Çok hızlı bir şekilde iyileşme sağladı. Ben de şaşırdım. Ha, tamam, doğru ilacı veriyorum ama kişinin yaşam gücü çok önemli. Ne kadar o benim verdiğimi alıp hızlı bir şekilde iyileşmeye gidiyorsa süreç de buna göre belirleniyor. Tabii homeopatik ilaçlar aslında o kimyasal ilaçlardan çok farklı. Bunun da bir kere daha altını çizelim izleyicilerimiz Evet. için. Bitki, mineral ve hayvansal kaynaklı aslında. Yani homeopati sizin kullandığınız ilaçlar. Bir de kişiye özel dediniz. Mesela biz doktora gittiğimizde başımız ağrıyorsa işte hemen hemen herkese aynı tarzda bir ilaç yazılıp gönderiliyor. Ya Evet. da işte hani aynı hastalıkları, aynı ilaçları kullanıyoruz ama homeopatide durum biraz daha farklı değil mi? Yani kişiye özel dediğiniz Oldukça için farklı. onun altını çiziyorum. Oldukça farklı. Yani burada dedim ya, sizin aile geçmişiniz, geçmişte Evet. yaşadığınız hastalıklar, biz hepsini topluyoruz.
O yüzden bizim görüşmelerimiz zaten 2 saat, 2,5 saat, 3 saate süren görüşmelerimiz de var. Bu tabii ki homeopatın çok az konuşup kişinin hikayesini dinlemesi. Sonra orada açık kalan şeylerde soru sorup netleştirmemiz çok önemli. Bu anamnez aldığımız süreçten sonra zaten ilacı belirleme sürecine gidiyoruz. Arkasından da diyoruz ki evet bu var olanlar 5 yıl alır, 6 yıl alır deyip biz kendi çapımızda ona bir süre de veriyoruz zaten. Buna göre de yavaş yavaş hastayı iyileşme krizlerine sokmadan gücünü daha da iyi hale getirip tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama homeopati gerçekten bağışıklık sistemini, bütün hücrelerinizi kendi kendine iyileştirme sanatı. Yani baskılanma yok. Doğru tabii ki homeopata giderseniz. İyileşme süreci dediğim gibi kişiye bağlı. O yüzden hani ezbere bir şey demiyorum ama akutlarda çok hızlı iyileşmeler oluyor. Akut tedavilerimiz hızlı iyileştiriyor. Zaten dediğim gibi yüksek doz kullanıyoruz genelde. Ondan sonra kişiye bağlı tabii ki. Yani çok yaşlı bir hasta, bir sürü sıkıntısı varsa akut bir şeyde minimal doz kullanmak Evet. zorundayız. İşte kanser gibi ağır bir olayın içerisinde evet tabii ki homeopati yaşam gücüne çok ciddi destek verir ama ilerlemiş durumlarda daha sıkıntılarını hafifletmek amacıyla kullanıyoruz. Tedavi etmek için çünkü yaşam gücü zaten dördüncü aşamadayken son döneminde yani. Burada homeopatinin de sadece kişiyi rahatlatmak için kullanımı olur yani. Ama Allah bu tabii belli olmuyor bazen de. Hiç beklemediğimiz şeyler de oluyor. O yüzden çok da ezbere konuşmak istemiyorum Doğru, haklısınız. Peki çok teşekkür ediyorum Demet Hanım. yani. Ben Gerçekten teşekkür yine bugün ediyorum. sayenizde pek çok şey öğrendik. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle diyorum. Size de Hoşçakalın. sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.